Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe'den e, bazı bilgiler verelim arkadaşlar. Jesus'un açıklamasından önce, Takeoff Tears'ın yalanlamasından önce e, bir haber vardı sosyal medyada. Şimdi sevgili arkadaşlar Dembele ile ilgili şöyle bir haber vardı. Fenerbahçe Forvet'te büyük oynuyor Musa Dembele diye. Hani Lyon'dan ayrılmak isteyen Musa Dembele için nabız yokluyor diyor diyor haberde. Şu ana kadar on transfer yaptı. Kadrodaki değişim operasyon devam ediyor. Fenerbahçe'de temaslar başladı falan filan diye. Diğer kısımda da detaylı konuştuk ama Joshua King ve Joao Pedro gibi iki tane forvet ve forvet arkası oynayabilen çok gönlü oyuncu aldın. Kadronda şu anda da Valencia var. Serdar Dursun da var arkadaşlar. Haliyle baktığın zaman en kötü ihtimalle bunlardan birini göndermen lazım forvet alman için. Hani şimdi Musa Dembele olayında da böyle bir durum var. Ee, hani Pedro yazıldı Flamengo'dan. Yetmedi. Sherlock yazıldı. Ben hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Eğer Sherlock, Pedro, Dembele, ne bileyim Gabigol, başkası, o bu şu herhangi biri alınacaksa kesinlikle ve kesinlikle kadrodan en az bir tane forvet gitmek zorunda. Gitmeli de. Bütçe 8 milyon euro diyor Fenerbahçe için. Yani kimin satışından 18 milyon euro gelir elde etti. Dembele için 8 milyon euroluk bütçe ayrıldığı belirtiliyor. Lyon formasıyla Lig 1'de 30 maçta 21 gol 4 asistlik performans sergiledi. 25 kez Fransa U21 takımında görev yaptı. Galatasaray reddetti diyor. 2014 yılında A takıma yükseldi. 2016 Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek bedelsiz olarak Celtic'e gitti diyor. Yani Galatasaray'ın teklifini reddettiyse tamam kesin Fener'dedir. 2016 olsun hocam. 2016 az mı yani? 6 sene önce. Niye 6? diye başlamayın. Yani <laughs> çok Net söylüyorum kim olursa olsun arkadaşlar ne olursa olsun hani kim gelecekse gelsin ee, fark etmez yani kim gelecekse gelsin fark etmez ama yeter ki ee, bir an önce ve etkili olsun faydalı olsun yani Fenerbahçe'ye faydalı olmayacak kimse gelmesin anlatabiliyor muyum Dembele gelirse faydalı olur mu ligin altın üstüne getirir çok açık ve net söylüyorum. Bu arada istediği kadar yalanlasınlar. Ben Valencia, Valenciaya giderse hala bir ihtimal var diyorum. Fenerbahçe'de Rota yeniden Sherlock yazmış diğer habere. Aynı şekilde şimdi 2 saat okuyup da kafanızı beyninizi şişirmek istemiyorum arkadaşlar. Hani haberin özü özeti şu. Fenerbahçe Leipzig'in kapısını çaldı. Alman kulübü Werner'i alırsa bu kez Werner'liğin yumuşacık olsun, Werner'liğin mis gibi koksun deyip Sherlock'un ayrılmasına izin verecekmiş kiralık olarak falan filan. E, Trabzon'da kral olmuştu. Şimdi soytarı mı oldu? Ney? Charlotte 2019-20'de Trabzonsporla Süper Lig'de gol kral oldu. 3 kulvarda 33 gol attı. Leipzig'e transfer olduktan Sonra da soytarı oldum. Şey rezil oldu diyor. Soytarı ne ya? Yani uzun lafın kısası bu. Şimdi asıl beni rahatsız eden konuya geldik. Yani Asıl e, beni rahatsız eden habere geldik. Fenerbahçe İrfan Can haberi. İrfan Can kahveci değil, Eribayat. Fenerbahçe'de İrfan Can için sıcak gelişme. 3 Ağustos'un sabahtan beri gündemi bu. Ben şu anda videoyu çekiyorum ama muhtemelen siz bunu sabah 10.30'da falan izleyeceksiniz. E, gelişmelerden siz benden daha önce haberdar olacaksınız. Kanalda böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sabah 10.30'a video yetişsin. İnsanlar videosuz kalmasın diye elimizden geldiğince e, erkenden videoyu çekip size hazır hale e, getiriyoruz arkadaşlar bilginiz olsun yani sizde hazır hale getiriyoruz şimdi kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Göztepe'de oynayan not oynamayan kadro dışı bırakılan İrfan Can, Airbayat için teklifini yaptı diye habere yansıtmışlar. Transfer çalışmaları. Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir kaleci. Ee, harekete geçti. İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşandı. İrfancan için teklif yaptı. Ee, yani burada Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi diyor ama hem Yağız Sabuncuoğlu hem Sercan Hamzoğlu... E, a a a a a Emre Belezoğlu... Emre Be ha pardon. Yani hem bunların haberine göre... İrfan Can için ciddi şekilde ilgileniyor. Adı Trabzonspor'la da anılan İrfan Can Eğribayat için şöyle yaptı böyle yaptı. Ben gerçekten merak ediyorum Fenerbahçe taraftarını ya. Şimdi diyorlar ki Trabzon'un elinden diyorlar futbolcu aldık. Lafa geldiği zaman diyorsunuz ki bilmem şunlar bunlar kolluyor. Bunların arkasında bunlar var. Borçlarını harçlarını ödüyorlar. Lafa geldiği zaman da diyorsun ki elinden futbolcu aldık. Mantık olarak alamazsın elinden futbolcuyu. Madem bu kadar kullanıyorsa, bu kadar destekçisi varsa mantık olarak alamazsın. Mantık olarak alamazsın arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Eğer dediğin doğruysa. E dediğin doğru değilse herkes herkes alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten bizi yıllardır ne mahvetti? Biz ellerinden aldık. Biz şunlardan önce davrandık. Biz şunlardan aldık. Şunlardan önce becerdik, ettik falan filan. Ya bırakın ya. Şimdi İrfan Can'ın transfer marketine girin. 30 Haziran 1998 doğumlu 24 yaşında. Evet kaleci olarak müthiş bir yaş. Adanalı 1.93 boyunda. 2 milyon euro piyasa değeri var. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Gayet normal. Oyuncu danışmanı Yiğit Oruç. Hiç merak ettiniz mi Yiğit Oruç kimdir? Kimlerin danışmanıdır? Yani hiç merak ettiniz mi? Sadece onu soruyorum. Ee, burada da yani yanlış anlamayın. Böyle söylediğim zaman... Hocam altında ne aramamız lazım? şimdi i̇şte neci çıkacak? İşte şu cumu bu cumu falan. Yok. Türkiye'deki birçok yani hep Türk futbolcuların danışmanlığını yapan bir isim. 500 bin euroya zamanda Adana Spor'dan almışlar. Yani kent Göztepe altyapısına yetişen bir isim de değil. Süper Lig'de 67 maça çıkmış. 102 gol yemiş. 9 kurtarış yapmış. Falan filan. Şimdi 2 milyon euro transfer değeri olan futbolcuyu sana kaça verecekler? Şimdi o boyutu var. Mesela Altay Bayındırlan falan da kiralıyorlar. Bir dönem Galatasaray'ın istediği Galatasaray'la her maç oynanan her maçta hatalı hareket yapan ya da hatalı gol yiyen İrfan Can Bayat için diyor. Ee, öyle olmaz canım öyle ayıp öyle denir mi? Sanki gören de her Galatasaray maçında hata yapmış gibi zannedecek. Yani gol yemese de al gelin bana gol atın diye hareket yapmış zannedecek. Gidin rastgele 3 tane maçı özet izleyin. İrfan Can'ın kalede olduğu. Kararı siz verin. Şimdi sözleşmesi sürüyormuş. 2 milyon euro değer biçilmiş. 30 Haziran 2025'e kadar da devam ediyormuş. Bu bir. Haber dursun. Sivaspor Fenerbahçe'nin 2004 doğumlu kalecisi Abdullah Kaan Karaca ile anlaştı diyor. Fenerbahçe'de birçok kaleci var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ee, Serdar Kulbilgen'in oğlu falan filan da var. Daha Bir sürü kaleci var bizim altyapıdan çıkan. Hepsi A takımda zaten oynayamaz. Mantık olarak biliyorsunuz. Bu da tamam. Göztepe İrfancan Eğri Bayat transfer için Fenerbahçe'den 1 milyon euro artı Emir Ortakaya'nın bon servisini istedi diye bir net bir duyum var. Bu şekilde anlaşıldığına dair. Eğer bu şekilde anlaşıldıysa çok büyük ihanet Fenerbahçe'ye. O ayrı mesele. Bir başkası da diyor ki İrfancan şey Emir Ortakaya için bir başkası da diyor ki Göztepe 2004 doğumlu stoper Emir Ortakaya ile anlaşmaya vardı. Daha doğrusu bu duyumu ben de vermiştim kiralık olarak gideceği duyumunu. Atatürk Fenerbahçe'den 3 futbolcu istiyor diye özellikle belirtmiştim. Bunların içerisinde o vardı. Emir Ortakaya geçen sezon U19 takımıyla 42 maça çıkıyor arkadaşlar stoper. 4 gol 1 asisti var bilginiz olsun. Emir Ortakaya asla ve asla bonservisiyle Göztepe'ye vermemeliyiz derken bir kardeşimiz özel bir duyum olarak aktarmış. Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı. Ee, kiralık verebilir diye. Sadece bir yıllığına. Tabii ki bu da olabilir. Bu da tamam. Yağız Bey bu sabah 3 Ağustos sabahı Fenerbahçe kaleci transferini bugün resmi olarak açıklayıp yarın oynanacak Slovaçko maçı için listeye yetiştirip maçta oynatmayı hedefliyor demiş. Bu amatörlüğün en büyük şubesi olur. Eğer böyle bir hata yapılırsa aman Slovaçko maçında e, Ertuğrul'a kalmayalım Hemen bir kaleci alalım, yapıştıralım, bu servisini açıklayalım denirse bu en büyük hata olur. Bunu da belirteyim. Ee, şimdi bir başka duyum da geldi. Ondan da karıştırmayayım diye uğraştım arkadaşlar. Başka ne diyecektim? Slovaçka maçı için dedim. Şimdi Fenerbahçe İrfan Can'a resmi teklif yaptı. Aldı. Kesin olarak Fenerbahçe'de diye duyumları veriyorlar. Ben eğer bu transfer gerçekleşirse aşırı bir şekilde rahatsızım. Çünkü niye? Arkadaşlar bakın futbolcu Galatasaray'ı tutabilir. İçinde yatan takım Galatasaray olabilir. Biz çok Galatasaraylı, Bursa Sporlu falan oyuncu transfer ettik. Çok beşiktaşta oyuncu transfer ettik. Trabzonspor çok Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı transfer etti. Hala var. Yusuf Erdoğan Fenerbahçelidir. Eren Ermalı Fenerbahçelidir. Emre Kılıç Fenerbahçelidir. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçelidir. Beşiktaş'ta da var. Yani tam tersi Fenerbahçe'de de var. Var yani yok diye bir şey yok. Ama her Fenerbahçe maçında gerek İzmir'de gerek Kadıköy'de taraftarla didişen, yani taraftara yanlış yapan futbolcu her Galatasaray maçında ne hikmetse ya gol yiyen ya da gol yemek için yani gol yemek için çırpınan bir kaleci profili izlenimi var bende. Ben böyle bir transferin gerçekleşmesine son derece karşıyım. Bu transferin gerçekleşmemesi için de her şeyi yapacağım. İnşallah da bu transfer gerçekleşmez. Bak bugüne kadar forvet alındı alınmadı. Umurumda değil ya. Umurumda değil. Da beri şampiyon olursun belki. Olmaz olmaz diye bir şey yok abi. Beşiktaş sakat Abu Bakar aldı. Sezon boyunca bir gerebile bile sakatlanmadı herhalde. Gerçi yok. Sözleşme uzamasın diye sakatlanmıştı. Sıkıntı değil. Trabzon gitti, Şörlot'u aldı. İngiltere'den al topluyordu. Geldi Türkiye'de gol kral oldu. Sıkıntı değil. Ya da başkası başkasını aldı. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Forvet alınmasın. Böyle devam edesin. Hiç sıkıntı değil. Ya Pedro var, King var. Belki onlardan devşirir, monteler Şöyle böyle derim. Laf etmem. Söz etmem. 3 transfer denildi, 4 transfer denildi. Dedim ki 7'den aşağı olmayacak, 8'den aşağı olmayacak da 7 artı diyeyim anlayın. Olay malum. O transfer duyum malum, bu transfer malum, hepsi malum. Ama ben bu transfere karşıyım arkadaş. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. İstediği takımı tutmakta herkes özgürdür. Ama istediği takımı tutuyor diye Fenerbahçe taraftarlarıyla eee Didişem Atakan Çankaya'ya yazmışlar. Atakan Çankaya Ankara Gücü'ndeyken Fenerbahçe alacaktı sakatlığından dolayı almadı. Göztepe'ye gitti. Hatırlayın İrfancan niye cezaydı haftalar boyunca? Kimle tartıştı? Tahrik eden Atakan'la tartıştı. Şimdi ben şuna karşıyım. Elbette başka takımı tutabilir. Bak lafı başka tarafa çekecekleri için uzun uzadıya anlatıyorum. Elbette başka tarafa. Ya İrfancan Can küme düşen takımın kadro dışı bırakılan kalecisi. İrfancan Can hatalı yediği gollerle takımının belki de küme düşmesine sebep olan kaleci. E Berke Özer Fenerbahçe'den niye gitti? Niye kimse dur demedi? E yediği goller, yediği goller saçma sapan uzak mesafe Fenerbahçe önde bir friki kullanılıyor Sivas'ta. Lan iki eline çıksa atacak. Şöyle bir hareket yapıyor. Bir bakıyor top kalede. Öbürü hakeza kalede. Gaziantep'ten orta sahadan atılan şut var. Yediği gole bir bakın Berke'nin. Deli oluyorum ben ya. Ya o kaleci o topu nasıl tutamaz? Hocam top falsolanıyor. Ya ampul gibi görüyorsun. Sağ tarafa şey yapmak nedir ya? Yani gidişse sebebi bu. Benim gözümde Berke ile devam edilsin İrfancan alınmasın. Diyorsunuz yani hocam kimi alacaksın? Dünyada işte kaleci işte kalmadı. Mecbur Türk almak zorundasın rotasyonu. E Berke ile geri anlaş. Kötünün iyisi. Bir Galatasaray derbisi çıkartmışsın. Eksiğine yan top şu bu. Git üstüne çalıştır. Git çalıştır. 6 ayın sakat olduğu yani bir haftadır belli. Bir haftadan fazladır belli. 8. gün mü 9. gün mü bugün belli. Gidip alaydın şimdiye kadar kaleciyi. Sistemini oturtaydın. Son ana yumurta gelmiş. E Jesus'u da mı Türkleştirdiniz ne yaptınız? Biz Denayer'den niye vazgeçtik? Fenerbahçe'yle ilgili aykırı bir tezahürat şeyi paylaşmış. Sırf onun dolayı vazgeçildi. Denayer'den böyle vazgeçip de bu arkadaşı alıyorsanız benim diyecek lafım yok. Bak Salvatore Sirigu. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Yaşlı bir futbolcu. Fenerbahçe'nin teklifi 300-400 bin euro mu ne? Yıllık ücret. Futbolcu ben okeyim diyor. Gelebilirim diyor. Sadece yabancı sayısı adedinden dolayı sıkıntı. Halledildiği zaman gelecek. Bu gelsin. 400 bin euro, 300 bin euro. Hiçbir şey değil. on servis vermezsin. Çıkıp da Fenerbahçe'ye şöyle böyle denmez. Vesaire vesaire. Vesaire vesaire. Şimdi ben şuna kızıyorum. Yazmışlar işte. Ee, Türkiye'nin en iyi ikinci kalecisi Fenerbahçe'de diye. Ya bu omurgasızlaşmayın abi. Galatasaray'dayken hatalı gol yiyor dediğiniz takım... Kaleci. Fener e Türkiye'nin en iyi ikinci kalecisi diyorsanız omurgasızlıktır bu. Ben buna karşıyım. Ha hocam ne yapalım? Küfür mü edelim? Asla. Biz küfüre karşıyız abi. Asla. Ben karşıyım abi. Ben bu transfere karşıyım. Benim rengimi de bilin. Safımı da bilin. Ha zorunuza gidiyorsa lacivertin yerine gidin kırmızı koyun abi. Gidin kırmızı koyun. Bak istediği takımı tutabilir. Ya e, illa bak şimdi şunu söyleyeyim. Galatasaray'da mesela neydi o? Okan Koçuk. Okan Koçu alsın Fenerbahçe. Tek kelime laf etmem. Fenerbahçe'ye tahriği var mı? İşte Fener ağlama şu bu hareketleri var mı? Fenerbahçe stadında taraftar madde atsın diye uğraşmışlığı var mı? Galatasaray'dan hatalı gol yemişliği var mı? Yok. Aslanlar gibi çıktı Giresun'da. Hatta Giresun o maçı Okan Koç'un performansına kazandı. Tek kelime edersem adam değilim. Ama ben bunu istemiyorum arkadaş. Açık ve net söylüyorum. İstedim. Ya hocam takipten çıkarız. Çıkın abi. Çıkın bak Abdullah Yiğiter Hatay Spor'da oynuyor. Bizim altyapımızdan çıkan bir çocuk. Bizim altyapımızdan çıktı. Hocam sen de hep bizim altyapımızdan çıkan oyuncuları söylüyorsun. Lan bizim altyapımızdan çıkmasının sebebi şu. Yetiştirme bedeli dahi hiçbir şey ödemezsin. 22 yaşında Diyarbakırlı çatır çatır kaleci. Çatır çatır kaleci ya. 1 milyon e, TL'ye transfer oldu arkadaşlar. Buraya. Ama Fenerbahçe'den İstanbulspor'a, Spor'a, İstanbul Spor'dan, Spor Spor'dan hatayspora 1 milyon liraya mal oldu. Bir sonraki satıştan %15 pay. Yani bizden direkt gitmediği için şey geri alma demesi falan yok. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Ee, Başakşehirli Muhammed falan filan diyorlar. Geçiniz. Ezgi Canalovski ilk idmanına çıkmış. Luan Perez'in lisansı çıkmış. Zaten lisans çıkmadan oynayamıyor. Mesela de diyorlar ya bana hocam işte ee, neydi onun adı Lemos'u niye yazdık? Arkadaşlar lisansı çıkmış şekilde yazabiliyorsun. Bir forvet kop Enzo kop Bu forvetle Venerbahçe aldı olarak paylaşmışlar. Son dakika diye. Ben olayın aslını anlatayım size. Arkadaş bize önerilen bir arkadaş. 16 Ocak 96 doğumlu 26 yaşındaki futbolcu. 1.80 boyunda. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen isim bize önerildi. Bakın bize önerildi. Arjantinli oyuncu. Bize önerildi. bin euro piyasa değeri var. Racing kulüpte oynuyor. 619 bin euro'ya 1 Ocak 2022'de aldılar. Düşünün yani bir senelik kiralamışlardı devre arasında. Eee daha doğrusu ikinci kere kiraladılar. 16 Şubat 2021'de kiralıyorlar. Aralıkta geri dönüyor. 31 Aralık'ta pardon. Ee, 31 Aralık'ta geri dönüyor. Sonra 1 Ocak'ta 619.000 bin euro bon alıyorlar. 32 maçta 16 gol 3 asisti var. 6 golünü lig kupasına falan atmış. Kesinlikle bu oyuncu bizdedir diyen arkadaşlar yanılıyorlar. Bizde bizde değil. Öyle bir durum yok. Bize önerildi uygun maliyette 2-2.5'a iki, iki alınabilir gibisinden bilginiz olsun. Yani sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Bazı arkadaşların hataları çok oluyor. Mesela Driens Mertens Galatasaray'la adı geçiyor. O yüzden söylüyorum. Elemanın istediği yıllık ücret 3.5-4-4.5 bandında. Fenerbahçe'ye de önerilmişti. Hatta bizim topluluk kısmında da duruyor. Mertens de Bentek'e önerildi diye. Biz reddetmiştik. Yani yüzde bir bile ihtimal vermiyorum diye belirtmiştim. Duruyor daha oduyum. Yani alan takım varsa alsın arkadaşlar. 3,5-4 milyon euro yıllık ücret. Bu yaştaki oyunculara yani geçmişteki hatalardan herkes ders çıkarmalı. Mainz Berisha için 2 milyon euro teklif etti demiş Yağız Bey. 2 milyon euro. Bu teklif kabul edilmedi. Alman kulübü Berisha'nın durumunu yakından takip ediyor. Oyuncu listelerinde demiş. Yani Bakın Fenerbahçe taraftarının Berişa'yı birdenbire çöp statüsünden alıp yıldız statüsüne koymasını anlatıyorum. Slovaçko kağıt üstünde kolay bir takım. İki maç oynarsın atıyorum kafadan. Şimdi kafadan atıyorum iki maçla farklı kazanırsın. Uyduruyorum 5-0, 4-0, 9 gol atmışsın. Ümraniye kağıt üstünde kolay bir takım. Atıyorum kafadan 4 tane de onu attınız. Hani kafadan atıyorum ha. Sadece örnek demek istiyorum. 13 tane gol attın diyelim. Kazımpaşa maçı, Kazımpaşa... Saçma sapan ilk dakikalarda da gitti kırmızı yedi. Penaltı oldu. 1-0 Fener öne geçti. Demoralizasyon. Kasımpaşa ikinci kırmızı yedi. Fenerbahçe 5-0 maçı kazandı. Misal ya uydurdum. 4 maçta 18 gol attı diyelim. Bu 4 maçın 4'ünde de Berisha 2'şer gol atsın. Yani uyduruyorum tamamen. Fenerbahçe taraftarı 4 maçın sonunda Berisha'yı evet kendine geldi. İşte aranılan Berisha bu diye lanse edecektir. Fenerbahçe taraftarının fikirleri anlık değişebiliyor. Bilginiz olsun. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun ya. Forvet alamıyorsak eldekiler süper stara dönüşsün. Forvet alıyorsak aldığımız süper stara dönüşsün. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. U19 oyuncularımızdan Bora Çuha Sarıyer'e gitti. U19 oyuncularımızdan Ali Arda Bulut'ta Adıyaman Spor'a gitti. Yolları açık olsun. Bunları size çok önceden belirtmiştim. Birçok genç futbolcumuzun gideceğini. E, tabii ki de bu ayrılıklar yaşanacak, bu ayrılıklar olacak arkadaşlar. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Ee, Allah sonunu hayır etsin. Ama ben, ya beni kimse yanlış anlamasın bak. Tekrar tekrar anlatma gereği duyuyorum. Bak Okan Koç'u alın ses etmem. Çünkü tahriği yok, şeyi yok, sıkıntısı yok. Hocam Galatasaray istediği takımı tutsun ya. İster Galatasaray, ister Trabzonspor, ister başka. İyi umurumda değil. Herkes Fenerbahçe'li olacak diye bir şey yok. Her futbolcu Fenerbahçe olacak diye bir şey yok. Ama tahrik ettiyse rakiplerle oynanan maçlarda şaibeli goller yediyse ya da şaibe yandıracak goller yediyse ben o futbolcuyu istemem abi Fenerbahçe'de. Açık ve net söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.